Efendim şimdi bakın iki tane anne var, darısı inşallah onların başına. Ben Emine ile işlerin yoluna gireceğine inanıyorum. O çocuk sonuçta, kimsenin ona söyleyecek bir durumu yok, bir şey. Şimdi Kezban Hanım aramızda, bir anne aramızda. Evli ve 3 çocuk annesi, 36 yaşındaki kızı Pelin Yıldırım İstanbul Kağıthane'den 2 Ocak günü kaybolmuş efendim. 23 gündür yok ortada. Aslında Kağıthane'de yaşıyor ev hanımı. Şimdi kaybolduğu gün Pelin Hanım eşi Mustafa'nın telefonunda bir kadından mesaj geldiğini görmüş. Eşinin kendisini aldattığını anlamış ve mesaj atan kadınla kavga etmekmiş. Demek ki tanıdık kadın. Yerini de bildiğine göre. Evet. Tanıdığınız birisi. Ben tanımıyorum. Ama kızınızın tanıdığı biri. Kızım da tanımıyor. E nereden evini bulmuş gitmiş? Daha önceden varmış zaten bu mesaj olayları. Ay kıyamam ya. Daha evvel varmış, eşi inkar etmiş ama bu o zamandan biliyordu. Tekrar mesaj gelince kadınla kavga etmeye gitmiş. Sonra kadınla kavga ettim etmedim artık bilmiyorum ama ardından eve gelmiş, eşyalarını toplamış. Çocuğunu komşuya bırakmış. Üç çocuk var yani. En küçüğü 4 yaşında. Ha? En küçük 4 yaşında. 4 yaşında, diğerleri? 13 ile 18'den gün aldı. O demek ki küçüğü komşuya bırakmış, gelip alacağını söylemiş. Evet. Ancak evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamış. Giderken telefonunu ve kimliğini de evde bırakmış. Evde. Anne Kezban Hanım da diyor ki ben 23 gündür kızımdan haber alamıyorum. Kocasını hani kızdı, kıskandı, mesaj aldı, gitti deniyor ama telefonunu evde bıraktı, kimliğini evde bıraktı. Ben nereden bileyim ne olduğunu? Eşi zaten başvuru yapmış, kayıp başvurusu. Boşanma davası açmış ama onu da duyar belki geri döner diye. Eşi mi boşanma davası açmış? Niye boşanma davası açmış? Onu mahsus açmış ki duysun da geri dönsün diye. Yoksa yani maddi manevi hiçbir sıkıntıları yoktu. Gençliklerinde oldu hani çocuk bir taneyken falan. Şimdi 3 tane çocuk, o 4 yaşındaki ne yemek yiyor? Hiçbir şey yemiyor. Anne istiyor. Evet. Ama daha manevi ne olsun be, kocasına mesaj gelmiş. Gene daha bırakmaması lazımdı. Eşi gideydi. Ha bana soracak olursan öyle. Eşi gideydi. Koyarsın çöp poşetinin içine 3 tane gömleğini kapının önüne gönderirsin gider yani. Ve giderken bir de makyaj takımlarını da götürürsün. Giderseniz bir de böyle uzaklaştırma alırsınız hemen. Ondan sonra çöp poşetine de koyarsınız kıyafetlerini. Kimin de mesajlaşıyorsa onun yanına gitsin. Niye sen gidiyorsun hayatım yani? Evet. Allah Allah, adam gitsin. Hiç. Erkekler nefret ediyorlar benden. Öyle karınızı aldatıyorsanız bak aynen ben yolunu gösteriyorum. Yapmayın siz de. Ha, eşi de telefon attığımızda. Mustafa Bey'le de konuşmuş arkadaşlarımız, köpek gibi pişmanım demiş. Evet. Bu köpek gibi pişmanım hatasını lafını duyuyorum. Ediyor. Fakat şimdi bizdeki mesela köpekte köpek gibi pişmanımı hiç onu göremedim. Acaba hani bir yere çişini falan yaptığında kızıyoruz, böyle başını falan çeviriyor. O hani insanlar onu nereden neye benzetmişler onu anlamıyorum. Neyse konumuzla ilgisi yoktu, aklıma geldiği için söyledim. Mustafa Bey günaydın. Günaydın Müge ablacığım. Ah Müge ablacığım diyorsun ama bak karını kaçırtmışsın evden. Emin miyiz biz şimdi senin eşinin evden gittiğine? Gitti abla, gitti ya. Söyledi mi sana bir şeyler? Bana hiçbir şey söylemedi. Zaten haberim olsa ben giderdim. Oraya gittik evden. Çünkü 4 yaşında anne bakımına muhtaç bir oğlumuz var. Hayır, şimdi senin telefonuna mesaj geldiğini görüyor ya. Evet, ben yatarken görüyor. Ben uyurken oluyor bu olaylar. Uyurken oluyor. Mesaj geldiğini görüyor. Sonra sana dedi mi bu mesaj nereden, kimden geliyor falan? Bana hiç haber vermiyor. Mükemmel, hiç haber vermiyor. Hiç haber vermedi. Evet. Çocuğu komşuya bırakıyor aşağı. Ben de evi terk ediyorum ve gidiyorum diyor. Şimdi İstanbul gibi yerde kimliği yok, paran yok, başvurusuz aranman var. İneni deniyor. Ben çıkacak bir yerden ama ben gideydim evden. Bana diyebilirdi ki sen defol git evden. Ben buna da razıydım. Çocukların başına durması gerekiyordu. Ne olursa olsun. İyi de Mustafa'cığım yani ne o gideydi, sen gideydin, sen niye bir dizini kırıp da oturmuyorsun karının dizinin dibinde? Sana niye mesajlar geliyor? Ben bir hata yaptım Müge ablacığım. Pişmanım. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Eşimden de özür diliyorum bu konuda. İyi seslen o zaman eşine. Seslenim ablacığım. Hadi seslen. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sesleniyorsun da pardon. Yani benim anladığım kadarıyla bu süre gelen bir şey ki kadın artık sana sormamış bile. Yani şimdi
O da şöyle düşünür seni dinliyorsa. Tamam pişmanım diyorsun, özür dilerim diyorsun da yine geriye döndüğünde yine o mesajlar gelmeye devam edecek mi? Asla. Etmez etmez. E ne oldu, bitirdin mi her şeyi? O zaten... Ben artık evden çıkarken Müge abla kafamı yerim, sağa sola bakmam. Ya. O kadar pişmanım. Ne yapıyorsun evden çıkarken? Kafamı yerim diyorum, sağa sola bakmam Müge abla, asla. Çok ya oğlum oldum. Bir şey söyleyeceğim. Bari niye cep telefonunuzu veriyorsunuz? Yani ne kadar... Abi yani kadınla orada yatıyorsun, öteki kadına da veriyorsun, o da mesaj atıyor. Niye o telefon numarasını veriyorsun? Abla bir eşik yaptık, bir hata yaptık. Ya bir şey yapacaksınız, bir de ağzınıza yüzünüze bulaştırıyorsunuz ya, ona da sinirleniyorum ya. Abi insan inasını... Abla ben bu saatten sonra hiç şey yapmam, tövbe diyorum, tövbe. Valla bakarım ama karın dönerse, bak yapmaz, seni de takip alırım yani. Abla bak ikincisi şu var. He. Yani desin ki şu anda ben her saatinde uyarım. Bana desin ki sen evde durma git. Ama mutlaka benim şu 4 yaşındaki çocuğumun başına gelsin. Bu çocuk yemek yemiyor. Evet. 20'sinden beri yemek yemiyor. Ateşi var sürekli. Evet. Kusuyor geceleri. Anne anne diye sayıklıyor. Ben o doktora götürdüm. Psikoloğa götürdüm. Yani ben umutlu değil kendim. Ama benim çocuklarım çok önemli. Ne olursa olsun. Eşine değil Pelin'e. Yazın da okut. Yani Mustafa Bey onu bize anlattı. Çocuk yemek yemiyormuş. İnşallah Pelin'cim bizi izliyorsundur. Kız mı erkek mi? Erkek. Yani oğlun yemek yemiyormuş. Babası diyor ki alıyorum arabaya bindiriyorum, Silivrilere götürüyorum, getiriyorum, evet. Oyalamaya çalışıyorum, yemek yedirmeye çalışıyorum. Çocuk zayıflamış ve şu anda da gerçekten çok hastaymış. Evet. Annen de doğrular. Sen olmayınca çocuk yemek yemiyormuş. Mustafa gerçekten çok pişman. Çünkü çocuk da elinde eriyip gidiyor. Evet. Sadece hem seni aldattığı için üzgün, hem çocuklar perişan olduğu için üzgün. Anlamış işte sen 3 taneye bakarken... Nasıl bakılamayacağını, kendisini de bakamayacağını anlamış. Bence burnu iyi sürtülmüş. İnşallah hani öyle bir kadın sığınma evine falan gitmiştir de bizi dinliyordur. Mustafa'cığım seslen sen de eşine. Güzel şöyle pişmanım falan diyordun ya. Pelin neredeysen çık gel bu çocukların başına dur. Eğer bir anneysen geleceksin çocukların başına duracaktır. Gitmem gerekiyorsa ben çıkar giderim bu evden. Evde sana kalsın her şey. Yeter ki şu 4 yaşındaki Yavuz'u düşün. Beni düşünme zaten, çocuklarını düşün. Ya yine ayrılmak istiyorsa ayrılsınlar. Ben sahibim. Ben her zaman sahibim ben kızıma. Kaynanam orada. Kaynanam ne diyorsa odur. Onlar benim o çocuklarım, o torunlarım. Göz nurumdur benim. Bir de Müge ablacığım ben şunu anladım. Yani bu annelerin ayaklarının altı öpülür. Bu çocuklara böyle bakıyorlar ya. Ben bunu çok anladım. Ya. Abi ne kadar iyi gelmiş sana böyle terk edilmek. Hepinize çok iyi geliyor. Belki hayatta olması gerekiyordu bilmiyorum ama... Ben bu oğlum için her şeye razıyım. Bir dakika abi, oğlum için deme. Çünkü bizim arkadaşlarla hiç öyle konuşmamışsın. Onu çok seviyorum, onunla beraber olmak istiyorum demişsin. Onu da söyle, çocuk için çağırıyormuş gibi de olma. Hayır şu, diyebilir. Ben eşimi istemiyorum, boşanmak istiyorum diyebilir. Ben o açıdan söylüyorum. Yeter ki diyorum hani gelsin çocuklarının başında dursun. Gitmesi ama sen boşanmayı düşünmüyorsun değil mi? Değil. Efendim, sen boşanmayı düşünmüyorsun. Yeniden asla. Yuvanın kurulmasını istiyorsun. Eşinin hem çocuğunun annesi olarak hem senin karın olarak, eşin olarak evine dönmesini istiyorsun. Öyle değil mi? Eşimi seviyorum sonuna kadar. Ha, onu belirt yani. Tabii onu çocuk bak. İçin büyük konu fedakarlık ama sen diyorsun ki ben eşimin, çocuğumun anası, benim de hayat boyu eşim, hayat kesinlikle. Arkadaşım olarak... Gelmesini bekliyorum. Tekrar et bu cümleyi. İşte etti çocuk. Seni de zamanında terk etmişler demek. Çok ki lügat fazla. Peki onu da kabul ettik. Hadi bekliyorum de. Eşimi ben seviyorum. Eşimi terk edersin eve. Hiçbir problem yok. Vallahi Mustafa'cığım zaten seni eşin sevmeseydi bu kızgınlıkla gerçekten evi terk etmezdi. Bence bu bile seni aslında ne kadar sevdiğinin ve önemsediğinin bir ifadesi. Bir yani şey seni o kadar aslında seviyor ve o kadar kırılıyor ki bu olaya. Gerçekten kadın her şeyden uzaklaşmaya çalışıyor. Özür dilerim, bir şey söyleyeceğim Mustafa Bey'e. Mustafa Bey değil miydi? Hı hı. Aynı şeyi eşine gelse, aynı mesajlar gelse Mustafa Bey ne yapardı? Evet. Bunu vermek istemiyorum. Efendim? Cevap bile vermek istemiyorum bu soruya. Düşünmek bile istemiyorsun değil mi? Ya kesinlikle. O zaman siz de yapmayacaksınız aynı şeyi. Bu saatten sonra bitti. Ben aklım başıma geldi yalan. Aklın başına geldi ama aynı şeyi bir defa eşin yapsaydı
kadın başına neler geleceğini bir düşün Mustafa. Onu düşünmek bile istemiyorum diyor. Tamam, bence Mustafa pişman olmuş. İnşallah Pelin'cim bizi izliyorsundur. Mustafa için olmasa da bak burada annen gerçekten çok kötü. Annen için ve 3 tane çocuğun için bir sağlık haberini duyur. Ne yapmak istiyorsan, Mustafa da pişman olmuş. Ama gerçekten sen de çok sağlıklı düşünememişsin o kızgınlıkla. Senin evden ayrılmaman gerekirdi. Senin 3 çocuğunla yaşadığın evi niye bırakıyorsun da yavrum gidiyorsun nerelere yani? O ev senin evin. Gidin hemen ev onların mı? Evet. Gidin kimin üzerineyse bir aile şerhi koydurun. Aile konutu şerhi koydurun. Satamasın kimse de. Çocuklarınız için de gidin uzaklaştırma alın. Tedbir nafakası alın. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız. Yani bunların hepsinin yolu var. Böyle çekip gitmek doğru değil. Bir de sadece 4 yaşındaki çocuk değil ki. O evde 13 yaşında ve 18 yaşında. Onlar da anne kuzusu. Onlar da anne kuzusu. Ama en mağduru işte küçük. Var. Ama o yemek yemiyormuş. Yemiyor. Ama öbürlerinin içindeki fırtınayı da anlayabilmek lazım. Onların içinde de dışarı belki belli etmedikleri telefonunu fırtına vardır. Niye kimliğini telefonunu almaz ki bir insan? Unutmuş. Unutmaz. Unutmuş. Böyle psikolojisi nasıldı? Ben görmedim. Ben bayağıdır görmüyordum ben. Gelemiyordum ben rahatsızlarımdan dolayı. Telefonda görüşüyorduk. Acaba biz. Psikolojisi nasıldı bu kadının? Psikolojisi de bozulmuş zaten. Psikolojisi bozuk. Benim hoşuma gitmedi cep telefonuyla kimliğini evden bırakması. Hiç içime sinmedi. Dur bakacağız inşallah. Bizi izliyordur da hiçbir şeye gerek kalmaz.